TGRT Euro ekranlarından hepinize iyi akşamlar sevgili seyirciler. Ekstra Futbol her pazartesi akşamı canlı yayında sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Gündemi değerlendiriyoruz. Türkiye Gazetesi spor yazarı Hasan Sarıçiçek ile birlikte keyifli futbol sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Yunus Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Spor Toto Süper Lig dolu dizgin devam ediyor hocam. 16. hafta şu an oynanan Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçıyla devam ediyor. Hemen gündem Fenerbahçe'li zaten. İki haftadır Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Doğru. Beklenen oldu. Geçen hafta biz Barış Aydil hocamızı yine ağırlamıştık burada. Burada çok enine boyuna tartıştık. Fenerbahçe'yi konuştuk. Fenerbahçe ile ilgili çözüm yolları aradık. Ve o çözüm yolları taraftarın sesine kulak veren başkanın Ersun Yanal'la anlaşması oldu. Ersun Yanal geldi. Şu anda maç devam ediyor ve 2-1'lik bir skor var. Fenerbahçe ile başlayalım hocam. Neler söylersiniz? Tribünler istedi. Ersun Yanal geldi. Kanarya kanatlandı, uçuyor. Evet. Fakat bu bir güç meselesi. Yani maçın ilk yarısındaki o coşku, istek, arzu, tempo, peş peşe gelen şık goller maçın ikinci yarısında da devam etmeli. Evet. Fakat o arzulu oyun, önde basan, rakibi önde karşılayan, kanatları kapatan, Valbuena'yla, İsla'yla adeta Erzurumspor'u sahasına mahkum eden Fenerbahçe ikinci yarıda sanki biraz o skorun getirdiği rehavet içerisinde rakibine daha fazla pozisyon şansı vermeye başladı. Nitekim gol de geldi. Evet. Ersun Yanal'ın ciddi bir dokunuşun, sihirli bir etkisi var. Onu gördük değil mi hocam? Evet, yani bu var yani. Futbolculardaki o mücadele hırsı. Sadece sahada görmedik. Tribünlerdeki o coşkuyu görmediniz mi? Evet. İnanılmaz derecede istekli ve adeta Ersun Yanal karnavalı vardı Kadıköy'de. Evet. Yani maçın başından ilk yarının sonuna kadar Ersun Yanal, Ersun Yanal, Ersun Yanal temposu tutuldu. Hoca da buna sanki ilk geldiği yıllardaki gibi, yani 4,5 sene öncesindeki gibi yumruklarıyla, sevinç gösterileriyle karşılık verdi. Kesinlikle. Yani ateşle barut buluştu. Taraftar da zaten buna cevap verdi hocam. Şu an tribünlerde bayağı kalabalık olduğunu görüyoruz. Hani canlı skor, biz burada izleyicilerimizle bu konuyu paylaşacağız. Şöyle devam edeyim sizden. Maddi anlamda Fenerbahçe aslında büyük bir zarara uğradı diyebiliriz. Ama bugün onun konuşulacağı bir gün değil. Ama manevi anlamda evet, çok şey kazandı diyebiliriz. Şimdi bundan sonra neler bekliyor Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe'yi bu kısa bir sürede içerisinde toparlanma süreci olacak mıdır? Sizin görüşünüz nedir? Bu kadro yapısıyla Ersun Yanal neler yapacaktır? Fenerbahçe'yi nerelerde göreceğiz ve neler bekliyor? Şimdi bir kere beklenti karşılığını buldu gibi oldu. Çünkü tribünler istedi, Filip Koku gitti. Evet. Tribünler istedi, evet, Kuman gitti. Evet. Tribünler istedi, Ersun Yanal yönetimin, başkanın gayrimemnun duruşuna rağmen Fenerbahçe'ye geldi. Sonuç, evet, hüzün gitti, mutluluk geldi, galibiyet geldi. Beklenen buydu. Fakat bu devam eder mi? Yoksa sizin de ifade ettiğiniz gibi, evet, bir anlık bir sevinçte sınırlı mı kalır? Şöyle bir şans var hem Fenerbahçe'nin hem Ersun Yanal'ın. Bir hafta sonra devre arası giriyor. Devre arası, evet, demek Ocak'ta transferlerin yapılacağı dönem demektir. Eksiklerin kapatılacağı, doğru bir yapılanmaya gidileceği süreç demektir. Bunun, evet, için de kadrodaki bazı kullanamadığınız oyuncuları, değerlendirmediğiniz oyuncuları gönderip, satıp, kiralayıp yeni oyuncular için hem bütçe oluşturmanız hem de yer açmanız gerekiyor. Zaten Ersun Yanal ve Volkan Ballı, ki biz buraya söylediğimizde hatırlarsanız Fenerbahçeliler Volkan Ballı gelemez demişlerdi. Doğru. Niye gelemez sorusunun cevabını da kendilerine göre vermişlerdi ama. Bir tweetimiz vardı, onu da hazırlarız, şimdi ekranlara getiririz. Volkan Ballı idari menajerliğe geldi Fenerbahçe'de ve Alex De Souza transferinde çok büyük önem rol oynamıştı ve diğer büyük transferlerde. Volkan Ballı'nın gelmesiyle birlikte futbolcularda da bir iyileşme ya da olabilecek transferlerde büyük bir sürpriz bekliyor musunuz? Şimdi orada onu ifade etmeye çalışıyorum. Volkan Ballı'nın Avrupa futbolunda ve dünya futbolunda çok hatırlı, değerli dostları var. Yani Fenerbahçe için nasıl Alex bulunup getirildiyse, evet, o tip özel yıldızları bulup Fenerbahçe'ye getirebilecek bir gücü var. Evet. Zaten bugün yeniden gelmiş olmasının esprisi de burada yatıyor. Yani Volkan Ballı'ya duyulan inanç. Nitekim Volkan Ballı gelişiyle birlikte, evet, hem taraftardaki o beklentiye sıcak bir karşılık verdi. Hem de sahadaki oynayan oyuncular başlarında artık gerçek manada bir kendilerini ölçecek, tartacak, değerlendirecek, evet, teknik adamın ve ekibinin olduğuna inandılar.
Bu Fenerbahçe adına bir avantaj. Ama biraz önce de söylediğim gibi bu bir güç meselesi. Mevcut kadronun, bu kadronun maçın başındaki performansını sonuna kadar taşıyabilecek ve o aynı coşku, heyecanı ortaya koyabilecek bir yapısı kanaatimce yok. Ama Erzurumspor ise, Mehmet Özdilek yönetimindeki Erzurumspor ise diri, istekli ve maçın sonuna kadar o maçın başında gösteremediği tempoyu sonunda ortaya koyabilecek bir kapasitesi var. Evet hocam. Şimdi seyircilerimizden de sorular gelecektir. Fenerbahçe ile ilgili şimdi canlı olarak da izleyeceğimiz ve bazı pozisyonları da değerlendireceğiz sizinle birlikte. Geçen hafta Barış Aydır hocamız, ondan önceki hafta da Barış Aydır hocamız konu kalmıştık. Bizim konuştuğumuz bu stüdyoda sizin de yorumlarınız oldu. Benim de biraz yorumlarım oldu ama Barış Aydın hocamız da tespitleri söyledi burada. Uzun süreli bir planlamayla bu işin içerisinden çıkılabileceği, iyi bir yöneticilik gösterilmesi gerektiğini, sabırla, sükunetle karşılanması gerektiğini belirtmişti. Ersun Yanal geldi. Evet, seyircilerin, taraftarın isteği oldu. Şimdi madalyonun diğer tarafını çevirelim. Ersun Yanal, şimdi şu an galip. 90 dakikanın sonunda galip bitirdiğini varsayalım. Veya daha önümüzdeki hafta mağlup oldu. Diğer haftalar beraberlik ve mağlubiyetlerle peş peşe başarısız sonuçlar elde etse. Temenni değil tabii bu. Yok, temenni değil tabii ki. Yani diğer ihtimalleri konuşuyoruz. İhtimalleri konuşuyoruz hocam, hani iyi bir tarafı varsa kötü bir tarafından da bakmamız lazım. Hani bir fizibilite yapıldığında en minimal derecede, yani bu projenin ne kadar getirisi olduğunu hesaplarlar ya, o şekilde ben değerlendirmek, düşünmek istiyorum. Ersun Yanal geldi. 3-5 maç başarısız oldu. Ne gibi sonuçlar çıkar? Şimdi gibi sonuçlar doğurur? Hiçbir teknik adam ve hiçbir yönetim bir tercihte bulunduğunda olumsuz tarafını düşünerek bu tercihi yapmaz, bu seçimi yapmaz. Niçin yapar? Daha iyiye gidebilmek adına yapar. Şimdi A planı Filip Koku'ydu. Evet. Koç'un. Yani vizyon planlamasının içerisindeki A projesi Filip Koku'ydu. Olmadı. B planına geçmeden önce bir ara deneme yaptı. Neydi o? Kuman. Çünkü aynı ekolden geliyorlardı. Evet. Fenerbahçe'yi bir, o değil ama belki bu götürebilir diye söyledi. O süreçte belki Sayın Ali Koç, Filip Koku ve Kuman'ın arkasında durabilmiş olsaydı bugün bunları konuşmuyor olabilirdik. Evet. Niye? Çünkü istikrar dediğiniz şey her zaman başarısızlığı getirmez. Evet hocam. Ama tribünler, Fenerbahçe tribünleri futbolu o kadar iyi biliyorlar ki başkana dediler ki, Sayın Ali Koç'a, Sayın Başkan dediler, senin seçimin Fenerbahçe'ye fayda sağlamadı. Evet. Bu işi bizim isteğimiz yönünde yap. Samandıra'ya kadar da gittiler. Ersun Yanal gelsin, dertler bitsin dediler. Evet. Şimdi Ersun Yanal geldi. Ama Ersun Yanal'ın elinde Filip Koku'nun elinde olan kadro var. Evet. Kuman'ın elinde olan kadro var. Evet. Tek farkı şu. Filip Koku'nun kadro dışı bıraktığı oyuncular var bildiğiniz gibi. Evet hocam. Dirar, Volkan Demirel, Atıf Şeyşu. Bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncuları, her ne kadar kadro dışı olsalar da Sayın Ersun Yanal en azından bu araya girerken belki bu oyuncular için bir genel af çıkarır. Bu afın sonrasında da Fenerbahçe önce kendi mevcut kadrosu içinde bütünleşir. Bir sinerji üretir ki o sinerji bugün maçın ilk yarısında vardı. Evet. Bunu tamamlayacak eksikleri de transfer yoluyla hallederler ve Fenerbahçe ligin ikinci yarısında daha güçlü girer. Evet. Ama tabii önemli olan millet neye bakıyor? Tabelaya bakıyor. Evet. Şu anda maç 2-1 Fenerbahçe'nin lehine, 2-0'dan biliyorsunuz oraya geldi. Eğer maç sonu sizin dediğiniz gibi, öngördüğünüz gibi 2-2 beraberlik ya da tersi bir sonuç olursa bugün Ersun Yanal'ı evet iyi başladı ama arkasını getiremedi diye insanlar eleştirebilirler. Evet. Ama ne kadar eleştirilirse eleştirilsin bir kredisinin olduğu, yani Sayın Ali Koç'un ne kadar kredisi varsa Fenerbahçelilerin nezdinde Sayın Ersun Yanal'ın da kredisi en az o kadar. Dolayısıyla zaten şu anda Ersun Yanal tercihinin ana nedeni de Fenerbahçelilerin hocaya olan sevgileri, saygıları, muhabbetleri. Evet. Ki Ersun Hoca da diyor ki Fenerbahçe benim için bir aşıktır, sevdadır. Evet. Hocam golcü sorunu devam ediyor gibi görünüyor. Hani Süleymani alındı, çok büyük bir maliyetle alındı biliyorsunuz. Evet. İyi bir para verildi ama Süleymani'nin devre arasında gidileceği
gideceği ya da gönderileceği söylentileri var. Onu beraber yaşayıp izleyip göreceğiz. Goller Şikirtel'den geldi. Yine defans oyuncusundan geldi ve Ayev'den geldi. Evet. Çok güzel bir kafa gol attı. Aynen. Fenerbahçe'nin evet. Hani bu mevcut durumunda, bu kadro yapısında en önemli kritik gördüğünüz, olmazsa olmaz dediğiniz neresi var sizce? Yani ne söylersiniz ben bunun için? Nacizane... Yani Ersun Yanal'ın da oyun yapısını düşünerek, ofansif futbol oynattığını düşünerek ne söylersiniz? Ya gerçekten de şuraya, şu noktaya şu adam da gelmeli diyebileceğiniz biri var mıdır? Ya da ne öngörürsünüz şimdi Fenerbahçe için? Fenerbahçe için zaten Sayın Ersun Yanal, Slimani'nin kariyerini gayet iyi biliyor. Ondan nasıl daha iyi bir verim alabileceğini gayet iyi biliyor. Slimani de bugün maça başlarken izlediniz, siz de izlediniz, şimdi, ben de izledim. Çok hemen araya girmem lazım. Tabii. Şimdi Slimani kiralık geldi. Hani yanlış anlaşılmasın. Belli bir süre sonra gönderilecektir kira süresi dolunca. Ya da devre arası gönderilecektir. Karşılıklı feshi edilerek, onu demek istedim. Yani Slimani alınmadı ama sonuçta bir katma değer sağlamak için kiralandı bir kulüpten. Hayır, geldi. Zaten kiralığını konuşuyoruz. Yok arkadaşlar, yani kulağıma yanlış bir şey söyledim mi diye. Tamam, beni uyardılar şey değil, da uyardım. Yanlış bir şey olmasın diye ben güzel, düzelteyim güzel. Dedim hemen. Nacizane şunu söyleyeyim. Elbette ki Slimani kiralandı. Yani bunu izleyenlerimiz evet, de biliyor. Aynen. Siz de biliyorsunuz. Aynen. Ben de aynen. Biliyorum. Aynen. Ama şu an Fenerbahçe'nin kadrosunda olduğu için siz alındı diye ifade ettiniz. Evet. Evet, bu kiralık oyuncu. Doğru. Kabul. Ama Slimani kiralık olduğu için performansı düşük değil. Fenerbahçe'nin oyun yapısı içerisine baktığınızda Slimani'yi pozisyona sokacak bir zenginlik yoktu. Evet. Bugüne kadar. Belki bundan sonrasında o zenginlik oluşur. Zaten Ersun Yanal'a dikkat ederseniz bugün Valbuena'yı serbest adam olarak oynattı. Kanada çekti. Şimdi bu serbestlik içerisinde Valbuena sanki öyle bir cesaret ve özgüven kazanmış ki evet. Daha bir aşkla şevkle oynadı oyunu. Evet. Ve Isla da öyle sıfıra kadar iniyor ve orta yapıyor. İlk golün ortasında Isla yaptı. Doğru. Yani Ayev'in orada nasıl yükseldiğini belki şunu düşünebilirsiniz de, diyebilirsiniz ki canım kalecisi hiç de yanlış pozisyon aldı, yanlış yerde durdu. Normalde bir kaleci o kafayı vurdurmazdı. Veya savunma Ayev'i kontrol altında tutardı diye bir kanaat öne sürebilirsiniz. Gerçek şu ki evet. Her ne olursa olsun Fenerbahçe'ye bir sihirli el dokunmuş. Ve bu dokunuşta birlikte de uyuyan dev uyanmış. Yani Hasan Ali, Mehmet Topal bugün oyunun iki tarafında da vardı. Evet. Gözden kaçmış olabilir ama ben bunu gözlemlediğim için rahatlıkla söyleyeyim. Hem savunma anlamında Mehmet Topal geriye geliyor. Bir anda Fenerbahçe üçlü savunmaya dönüyor. İki tane beki öne çıkıyor. Mehmet Topal öne geçiyor. Bir anda ileriye doğru hücuma katkı sağlıyor. Evet. Şimdi Valbuena, Ayev, Mehmet Ekici baktığınızda evet bu Fenerbahçe artık geçmişte göremediğimiz performansı ortaya koyuyor. O tempo hakikaten yani inanılmaz böyle yok eden, rakibi sağdan silen bir tempo vardı. Nitekim Erzurumspor gibi diri bir takım evet. Kendi sahasından ucuma çıkamadı yani. Evet, kaldı ki Mehmet Özlek hocamız var. Tabii, İlk geldiği zaman inanılmaz bir çıkış yaşatmıştı. Benim inandığım, başarılı olacağını inandığım teknik adamlardan biridir. Zaten karakterine sonsuz bir güven duyduğum bir insandır. Dostumdur doğru. Kendisi. Değerli bir kardeşimiz. Erzurumspor'a gelişiyle birlikte de bir hava kazandırdı ama fikstür dezavantajı diyelim Erzurumspor için. Evet. Fenerbahçe ile böyle bir dönemde karşılaşıyorsun. Fenerbahçe yani taze kan, taze heyecan, inanılmaz bir değişim, müthiş peki hocam, bir değişim. Peki hocam, olmazsa olmaz neresi olur hani devre arasında sizin görüşünüz? Benim Ersun kanaatime Yenal'ın göre şöyle söyleyeyim. Devre arasında bir kere Ersun Hoca şu mevcut kadroyu görecek. Evet. Bir de ligin ikinci yarısında yönetim sözleşmeyi imzalarken Ersun Hoca'dan ne istedi? Ligde kalalım mı dedi? Yoksa ilk 5 mi dedi? Eğer ilk 5 dediyse hedefler önemlidir. Veya ilk 10 dediyse yapılacak tercihler farklı olur. Yani Fenerbahçe'nin şu anda en büyük sorunu finansal fair play. Dolayısıyla siz bütçeyi denkleştirmeden evet. Ya da bütçeye rahatlatacak bir nefes aldıracak bir hamle yapmadan geçmişte olduğu gibi dibi görünmedik suya habire taş atarsanız bu defa o taşların altında kalırsınız. Ama Sayın Ali Koç'un yani şartlar ne olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun, hüsran ne kadar büyük olursa olsun bir tarzı var ki Fenerbahçe'yi borç batağına yükecek hiçbir sokacak hiçbir sorumluluğun altına girmek istemiyor. Hocam soru gelmiş bize. Hemen onu da yönlendireyim. Biliyorsunuz Trabzonspor'da
kalan Burak Yılmaz var. Şu an Fenerbahçe ile Ersun Yanal'ın gelişiyle birlikte isman olmaya başlanmış. Hı hı. Siz neler söylersiniz? Bu transfer gerçekleşir mi? Gerçekten Fenerbahçe'ye gelir mi Burak Yılmaz? Bir futbolcu golcü olarak zaten. Peki ben önce şu soruyu sorayım. Soruyu soran arkadaşlarımıza. Güzel yani izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Peki. Burak Yılmaz'ı sizce Trabzonspor bırakır mı? Güzel bir soru, evet. Yani hele bu şartlarda bırakır mı? Çünkü yani potaya girmiş. Ligin ikinci yarısında belki şampiyonluğun en kuvvetli adaylarından biri olacak. Evet. O zaman böyle bir ortamda kendisiyle en azından Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Başakşehir'e, Kasımpaşa'ya, Yeni Malatyaspor'a fırsat açacak bir kapıyı ya da elindeki kozu evet. rakibine teslim eder mi? Evet. Yani o Beşiktaş da ya da Fenerbahçe. Şöyle düşünüyorum. Ben karşılıklı anlaşıldıktan sonra oynamamaktan ziyade katma değer sağlamak için oynamayı tercih eden futbolcu karşılıklı anlaşarak tazminatlardan feragat ederek diğer tarafın talebiyle de transfer olabilir diye ben düşünüyorum. Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu ve Sayın Ünal Karaman hocamı iyi tanıyan biri olarak şu anda atıl kapasite gibi bir kenarda duran Burak Yılmaz'ı bugünkü ortamda rakiplerinin hiçbirine vermez içeride. Ha, ama dışarıdan bir teklif gelirse Trabzonspor'un da maddi anlamda ihtiyacı var. Dışarıdan yani. Bir teklif gelirse Çin'den veya da ne bileyim bir başka ülkeden Katar'dan böyle bir ülkeden veya Suudi Arabistan'dan bir teklif gelirse veya Avrupa'dan bir takımdan oynayabileceği bir takımdan gelirse gitmez Burak'ı, hocam bence Burak Yılmaz Burak'ı bu saatten o şekilde sonra gönderebilir. Çin deneyimini yaşadıktan sonra gideceğini düşünmüyor. Hayır şey değil, şartlar eğer gerçekten Burak futbol oynamak istiyorsa futbol oynayabileceği ve ekonomik olarak da kendi hayatını güçlendirebileceği bir tercihte bulunabilir. Evet. Ama ben Burak'ın da Trabzonspor'dan gideceğini zannetmiyorum. Niye? Burak'la Trabzonspor'un arası açıldı. Maddi sebepler yüzünden. Doğru. Şu anda Trabzonspor ama iyi bir teklif gelse, karşılıklı anlaşsalar gitmez mi hocam? Gider. Giderse şunun için gider. Yani Rodallega, Kavuke gollerini atıyorlar. Evet. Burak'a pek ihtiyaç kalmamış gibi duruyor şu an. Ve rekabet burada çok zor. Formayı kapmak aslanın ağzında değil artık midesinde. Bundan dolayı siz şunu mu söylüyorsunuz? Yani şu dönemde hem başkan hem Ünal Karaman Trabzonspor'un bu çıkışıyla beraber yani şampiyonluk kadrosunu da geniş tutması, bench'te de içeriye girecek adamın direkt katkı sağlayabilecek oyunculardan oluşturulmasını düşünerekten mi bırakmazlar diyorsunuz? Birinci sebep bu. Yani sizinle biz yarışıyoruz. Ben elimdeki kozu size verir miyim? Verirsem de çok pahalı bir fiyata vermem lazım. Yani değerinin üstünde bir değere bu transferi yapmam lazım. Siz o şartlarda benim elimdeki oyuncuyu almak adına yani gereğinden fazla bir yatırıma girer misiniz? Makul olması lazım değil mi? Yani Trabzon'a vereceğiniz parayla dünyadan bir başka daha iyi bir yıldız getirecekseniz ya da kiralayacaksanız bir de kiralama yolu var. Evet. Niye yani Burak da ısrarcı olasınız? Evet. Şimdi yani demek istediğim şey bu. Elbette ki Burak şu anda kadro dışı ve oynamak istiyor. Trabzonspor'da da şu anda forma bulamıyor. Çünkü Trabzon'un mevcut onun yerinde rol alan oyuncular, oynayan futbolcular gayet verimli. O açıdan Burak ne kadar dışarıda duruyor olsa da Fenerbahçe için zor diye düşünüyorum. Evet. Hocam şunu da sorayım hemen sıcağı sıcağı. Fenerbahçe'den bu yerlere geldik. Sohbetimiz ilerliyor. Ben sordum sorunun cevabını alamadım. Hangi bölge dedim? Hani olmazsa olmaz Ersun yani Yanal'da Slimani'yi göndersin. Slimani'yi göndersin. Ben göndersin demiyorum. Hayır yani benden istediğiniz cevap bu. Slimani'yi göndersin. Onun yerine ondan daha iyisini alsın getirsin. Ama ben de size ısrarla diyorum ki Fenerbahçe ligin ikinci yarısında ya da sezonu nerede bitireceğini önce kestirmeli. Evet. Yani önce önünü görmeli. Peki Barış Aydil'in yapmış olduğu bir söylem vardı hani geçen haftalarda. Barış hocamız çok şey söyledi. Barış Aydil hocam şunu demişti. Yani Ersun Yanal hocamız geldikten sonra birkaç takviye ile beraber işte ligin ikinci yarısında 17 maç var. Bir maçta buradan 18 maç var. 3 puanlık sistemde tüm maçları kazanırsınız. Toplam 54 puanınız var. 14 puanda şu an mevcut durumdasınız. 68 puan. Evet, bu da sizi şampiyon yapmaz dedi. Yani evet, ilk 5'te yapmaz. Bitirmenizi sağlar. Evet. İlk 5 ihtimali var mı Fenerbahçe'nin? Var. Var. Eğer Sayın Ali Koç ve yönetimi diyorsa ki Ersun Hoca'ya, ya kardeşim her türlü yatırıma razıyız biz. Evet. Yeter ki sen bizi Avrupa'dan koparma. O zaman forvete mutlaka iyi bir takviye yapar. Ama daha da önemlisi orta sahaya liderlik yapabilecek Alex gibi, Emre Belezoğlu gibi büyük bir karakter transfer etmesi lazım. Evet. Bunun da maliyeti nereden bakarsan duymak istediğim buydu sizden. Tamam ama ben de bu şey için söylüyorum. Yani şu anda küme düşme hattında bulunan bir Fenerbahçe'den söz ediyoruz.
Ersun Yanal'la beraber gelmiş, bir hava yakalamış. İlk maçın ilk yarısında 2-0 önde, ikinci yarıda bir gol yemiş. Belki maçı tamamlayacak sırada belki berabere gelecek. Bu ortamda yine pozisyonu değişmeyecek olan bir Fenerbahçe için evet. Sen dersen ki bugünden yani şunlar alsın, bunlar alsın afaki olur ve yanlış bir yönlendirme olur. Bunun evet. yerine biz diyoruz ki gerçekleri görerek yani kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapacak. O planlamalarda da Fenerbahçe'nin geleceğini riske atmayacak bir yapının olması lazım. Hocam şu an Ayev karşı karşıya evet. kaldı kaleciyle ama 3. golü bulamadı Fenerbahçe için. Bir güzel bir organizasyonda gol kaçtı. Peki şunu şimdi sorayım. Pardon, Ayev kaç gol attı ligin ilk yarısı bugüne kadar olan maçlarda? Yani bir bugün attı. Bir tane de hatırladığım var. 2-3 yani diyebilirim gol. Hocam. Demek istediğim Ayev'in gol attığı maçlarda bugünkü coşkusunu görebildiniz mi? Ayev aynı oyuncu ama bugün farklı bir oyun oynuyor. Evet. Bu, onu soracaktım. Bu değişim, bu peki, değişim, bu güzel etki. Ne oldu hocam? Hani yani gelen teknik direktör takımdaki bir havayı, futbolcudaki havayı, psikolojiyi bir anda değiştirebilir. Yani Erwin Kuman da bu kadroyla çıkıyordu. Evet. Çok büyük değişiklikler yok. Hani birkaç belki oyuncu orta sahada belki. Mehmet Topal değişikliği belki olabilir Fenerbahçe için. Evet. Kadro aynı, oyuncu aynı. Yani ne değişiyor hocam da sihirli bir değnek mi var da bir idmana psikoloji çıktınız. Bir anda değişiyor. Ne oluyor hocam? Bir idmana çıktınız siz yeni hocayla beraber. Hocanın idmanı bile taraftarlardan büyük destek görüyor. Medya inanılmaz bir şekilde hocaya destek veriyor. Yönetim bizim vizyonumuza uymuyor demesine rağmen mecbur kalmış Ersun Yanal'a. Futbolcu bunun farkında. Bundan sonra biri gidecekse bu hoca olmaz. Yani Kuman olmaz, Filip Koko olmaz. Bu defa futbolcu gider. Bunun farkındalar. Hepsi kendini göstermeye oynuyor. Evet. Şu anda Valbuena çıkıyor hocam. 71. dakika. Düşünün yani Valbuena Fenerbahçe'nin Barış ilk yarıdaki... giriyor. İlk yarıdaki en iyi oyuncusu. Şimdi Barış'ın tecrübesi Valbuena'da var mı? Bu tercih doğru mu yanlış mı? Bu tercihin sonrasında Fenerbahçe nasıl bir sonuç elde edecek? İzleyeceğiz, göreceğiz hocam. Yani şu bunlar an, işte şu dakika anda. Dakika 72 oynanıyor. İlk 45 dakikalık sürece baktığınızda bu süreç diyor ki Ersun Hoca doğruyu yaptı, doğru tercihti. Çünkü tercihleriniz sizi başarıya götürür. Doğru. Yani doğru tercihi yaparsanız doğru. O sonunda siz mutlu olursunuz, muvaffak olursunuz. Doğru. Ama tercihiniz yanlış olursa daha da dibini görürsünüz. Böyle bir gerçek var. Doğru. Şimdi maçın eğer 45 dakika olsaydı bu mücadele herkes Ersun Yanal'ı ki başına tac edecek. Kadıköy'deki Ersun Yanal karnavalı artık şehre belki ülkeye taşınacak. Hocam şunu da sorayım hemen. Çok güzel gidiyor sohbetimiz. Fenerbahçe Erzurumspor olmasaydı da Fenerbahçe Trabzon ya da Fenerbahçe Malatyaspor olsaydı? Ya Kayseri Spor maçı. Kayseri Spor olsaydı. Eğer o olsaydı zaten bundan hiçbirini konuşmuyor olurduk. Derdik ki hüzün yine hüzün. Ama bugün Ersun Yanal'ın gelişiyle beraber dedim ya futbolcular pabuç pahalı bunu anladılar. Evet. Eğer biz oynamazsak ya Valbuena 70 dakika oynuyor. Sonrasında çıkmak zorunda kalıyor. Niye? Evet. Ersun Hoca diyor ki ben sana bir fırsat verdim. Sen diyor tamam kanat oyuncusu gibi oynadın. Kanatlara geçtin. Evet. İyi de mücadele ediyorsun. Fakat gücün yetmiyor artık. Bir yerden sonra tıkanıp kalıyorsun. Ben seninle devam edersem çünkü golü o yüzden yediler biliyorsunuz. Evet doğru hocam. Bu şekilde devam edersem maçı da kaybedebilirim. Onun için ben genç bir oyuncuyla bunu değiştirmem lazım diyor. Evet. Yani fakat bu genç oyuncu Barış tecrübe olarak Valbuena ile aynı mı? Yani bu maç kaybedilirse senin varsayımından hareket ederek söylüyorum evet. sevgili Yunus. Yarın Ersun Yanal'ı herkes topa tutacak. Ya kardeşim, tutarlar mı hocam? Valbuena'yı niye Barış'la değiştirirsin tutarlar diye. Tutarlar mı? Tutarlar sizce? Tabii. Yani şimdi dedik ya tercihleriniz sizi başarıya götürüyor doğru. diye. Ama bu eleştiri gerçekçi olur mu? Olmaz. Peki şöyle soralım. Ersun Yanal'ın ne kadar kredisi var diyelim taraftarlarımıza? Hani birkaç başarısızlıktan sonra hemen yuhalamaya başlarlar mı? Yine bir kaotik durum oluşur mu? Ersun Yanal tercih ya biz ne yaptık hata mı yaptık? Bu tercihler bu söylemler... Malzeme bu. Un, yağ, şeker sevgili var. Sevgili seyirciler et ekstra futbol sayfasından lütfen bizlere ulaşın. Sorularınızı ve görüşlerinizi stüdyomuzda Hasan Sarıçek ile birlikte değerlendirmeye devam edelim. Fenerbahçe ile ilgili Ersun Yanal tercihinden sonra oluşabilecek başarısızlıklarda Ersun Yanal hocamızın kredisi sizce nedir, ne kadardır diye soralım size. Evet şu an ekranlarımızın altında et ekstra futbol adresini görüyorsunuz. Buralardan bizlere ulaşabilirsiniz diye devam edeyim.
Ersun Yanal'ın kredisi? Kredisi var. Nasıl Ali Koç'un kredisi bu şartlarda devam ediyor ise Ersun Yanal'ın da kredisi hocam, var. Hocam ben Ali Koç başkanın kredisinin tükendiğini düşünüyorum. Yani sizin gibi tükendiğini düşünenler marjinal azlık, sayıca azınlıkta. Evet. Ama tribünlerin coşkusu, yeniden seyirci geldi, takımıyla buluştu, taraftar, futbolcu, teknik adam, inanılmaz bir karnaval havasına döndü Kadıköy. Evet. Böyle baktığınızda demek ki bu Ersun Hoca'ya açık çek verilmiş. Diyor ki biz sana inanıyoruz, sen bizi bir şekilde buradan kurtaracaksın. Evet. Bizi bir şekilde şahlandıracaksın. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz. Niye uymaz? Bugünkü şartlarda işte bakıyorsun Valbuena'nın direnci 70 dakika. Evet. 90 dakikayı getiremiyor, maçın sonunu getiremiyor. Çok şeyler bu söylendi işte hocam. Bu kırılgan ya. Nokta. Evet, evet, çok şeyler kırılgan söylendi. Yanlış nokta. İdman programları. Evet. Ha, onlar olabilir ama şu anda onları onarma zamanı değil. Sezon başında, tabii. Sezon ortasında yaparsın bunu. Zaten bir haftada bir şey yapamazsınız. İşte bir gün, bir haftada değil, bir yani. Gün geldi. Onun için yani bu maçı Ersun Yanal'a fatura edemezsin. Başlangıç doğru. Doğru. Skor tabelasına bakıyorsun, o da seni mutlu ediyor. İyi ki evet. Geldin Ersun Hoca diyorsun. İyi ki doğdun Ersun Hoca diyorsun. Ama sonrası gelmezse, doğru. Maçı başladığın gibi bitiremezsen, o kredi çok uzun süreli olmaz. Yani ligin devre arasından sonra 5-6 hafta devam edersen, 6. haftadan sonra zaten Ersun Hoca'nın sinirleri o kadar sağlam değildir. Ya tamam ben sihirli dokunuşunu dokundum ama bir şey olmadı der, bana da Allah'a ısmarladık der. Doğru. Yani öyle bir baba yiğit tarafı var. 1,5 yıllık anlaşma yapmış olmasına rağmen. Doğru. Ama gönül arzu eder ki Ersun Yanal bu ülkenin ürettiği saygıdeğer teknik adamlardan bir tanesidir. Gönül arzu eder ki başarılı olsun. Evet. Fatih Hoca gibi, Mustafa Hoca gibi, Şenol Hoca gibi başarılı olsun ister. Evet. Yani bu eğer olmazsa da bu başarının tabii bu sezon için geçerli değil. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe şampiyonluğu oynayacak. O beklenti o yönde. Doğru. Bu gelmezse o zaman zaten Ersun Hoca derler ki kusura bakma ya. Ya da Ersun Hoca der ki ben sizinle 1,5 yıl için anlaştım ama Allah'a ısmarladık der. İşin realitesi budur. Evet. Sevgili seyirciler, bu hafta özel bir röportajımız olmuştu. İlerleyen dakikalarda bunları gündeme getireceğiz. Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Merakla bekliyorsunuzdur. Bu hafta Beşiktaş bayan futbol takımını ziyaret ettik. Özel bir röportajımız oldu. Güzel bir bandımız oldu. Biraz ilerleyen dakikalarda bunları gündeme getireceğiz. Puan durumunu ve toplu sonuçları ekrana getirelim. Buradan devam edelim arkadaşlar. Hazırsa. Hocam siz kısaca bu hafta neredeydiniz? Bir bahsedin. Mersin'e gittim. Mersin'e gittiniz. Mersin Maratonu'na, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ve valiliğin daveti üzerine Mersin'e gittim. Harika bir maratonu takip ettim. Yani maraton heyecanının ülkenin farklı şehirlerine, İstanbul'da tamam bir İstanbul Maratonu, eski adıyla Avrasya Maratonu vardı ama evet. Mersin'de de bir maraton var ve o maratonun coşkusu, heyecanı şehri kuşatmış. Düşün 130 bin kişi ben maratonda halk koşusu yapmak istiyorum diye müracaat etmiş ve koşmuş. Yani bayağı bir etkilendim, dedim ki evet Türkiye'de artık spor algısı, atletizm algısı güçleniyor, gelişiyor ve her şey futbol değil noktasında evet. Bir intibaya kesinlikle. Kapıldım. Bu da sporumuz adına, olimpiyatlara aday olan bir ülkenin geleceği adına ümit verici bir gelişme diyorum. Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni hem Mersin Valiliği'ni bu güzel ve anlamlı çabasından dolayı tebrik ediyorum. Harika bir ev sahipliği yaptılar. Bizi de son derece iyi ağırladılar. Evet. Onu da ifade etmek isterim. Çok selam göndermek istediğiniz. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Olimpiyatlarda bizi temsil eden yüksek atlamacı Burcu Hanım, beyefendi beyi Vedat Yüksel Bey ki kendisi eski bir hakemimizdir bilirsiniz. Orada inanılmaz bir örnek ev sahipliği gösterdiler. Yani paneller düzenlediler. Yani işin sadece performans detayıyla sınırlı kalmadılar. Aynı evet. Zamanda evet. Şehirde spor bilincini uyandırmak adına 2 gün boyunca paneller tertiplediler. Resim sergileri açtılar. Çocuklar maratonu anlatan yani kültürüyle de işi bütünleştirmeye çalıştırdılar. Benim daha çok anlamlı bulduğum, güzel bulduğum yanı buydu. Ki Mersin'i siz Adanalı olarak gayet iyi bilirsiniz. Ben de onu söyleyecektim. Yani çok değişen bir Mersin var. Kesinlikle doğru. Yani doğru. Hem modernleşme adına ki ben bazı şeyler kaybolmuş güzellikler. Ondan dolayı hüzünlendim. Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcılarına
Genel Sekreter Hasan Bey'e bu sahadaki sistemlerimi de ilettim. Dedim keşke yani eski Mersin, tabii, yeşil Mersin, o mesire alanı gibi olan Mersin, tabii, canlı tutulabilseydi. Tamam, bir tarafta şehir modernleşsin, yüksek binalar yapılsın ama öyle caddeler var ki Koşimato diye bir cadde var mesela. Evet. Yani Mersin'de miyim yoksa Japonya'da mıyım anlayamadım. Yani çok güzel. İnanılmaz böyle kuaförler, ne bileyim işte lokantalar, küçük kulüpler vesaireler falan. Yani sanki ya Paris'te, Şanzelize'desin ya da ne bileyim Japonya'dasın, Tokyo'dasın. Çok şimdi güzel. Böyle bir değişim var. Bu değişim biraz beni ürküttü gelecek adına. Yani, neden ürktünüz hocam? Şundan dolayı yani biz kendi değerleriyle büyüyen bir toplumuz, bir milletiz, bir devletiz. Ama biraz yabancılaşırsanız yani orası katılım olarak, yaşayan canlılık olarak sizi temsil etmiyorsa o zaman sıkıntı duyuyorsunuz. Öyle mi hocam? Evet, böyle bir kaygım oluştu. Ümit ediyorum, yanılıyorumdur. Evet. Ki bunu da dostlarla paylaştım orada yani. Şimdi şöyle bir şey var. Hani çok güzel anlattınız siz de. Hani sadece tabii ki spor futboldan ibaret değildir. Basketbol, voleybol, diğer tabii, alanlarda tabii, da. Tabii. Şöyle sosyal medyada dolaşırken çok güzel bir videoya rastladım. Sizle de paylaşmak istiyorum ve seyircilerim, Ekstra Futbol evet, ailesi seyircilerimizle de paylaşmak istiyorum. 1974 yılında yapılan bir röportaj var, bulduk. İzin aldık, sağ olsun rejimiz bir sorun olmayacağını söyledi. Bana yoklama çekmeyeceksin değil mi? Yayınlayabilirsiniz dedi. Harika bir video. Evet. Türk insanının, Türk sporcusunun samimiyetini anlatıyor. Amatör bir futbolcu, sporcu. Samatya Gençlik Spor'un bir oyuncusunu Uğur Dündar bir röportaj yapmış. Hayallerini, ideallerini sormuş. Yani o günlerden bugünlere neler geçmiş, neler yaşamışız? Yani nasıl değişikliklere uğramışız? İzleyelim. Bir izlemek istiyorum. Evet sevgili seyirciler, Samatya Gençlik Sporlu Mehmet'in içten ve samimi röportajını sizler de ekranlara getiriyoruz. Baş başa bırakıyoruz. Sizi tanıyalım. Samatya Gençlik Spor Kulübü'nden Mehmet. Kaç yaşındasın Mehmet? 19. Kaç yıldır futbol oynuyorsun? Kendimi bildim bile. Peki idealin nedir? İdealim ileride iyi bir futbolcu olmak. Hiç transfer teklifi aldın mı? Aldım. 3 takımdan aldım. Profesyonel takımdan. Fakat şu anda geçmem imkansız. Amatörüm gerçi ama tam formuna değil. İyi pişmedim. İyi piştikten sonra geçeceğim ileride. Peki Samatya Gençlik Spor Kulübü'ne futbolu öğreten bir kişi var mı? Var. Kimdir? Bizim kahvede bir abimiz var lokalde. Evet. O öğretiyor. O eski sporculardan. Nerede oynamış kendisi? O da bizim Samatya Spor Kulübü'nde oynamış. Mehmet, iyi bir futbolcu olabilmek için futbolu bilmek, devamlı top oynamak yeterli değil biliyorsun. Ayrıca diğer çalışmaları yapmak da gerekli. Örneğin kondisyon çalışmalarını. Siz kulüp olarak yapıyor musunuz bunu? Yok, kondisyon çalışmaları yapmıyoruz. Fakat sahaya çıkmadan önce çeşitli ısınma hareketleri yapıyoruz. Ondan sonra sahaya çıkıyoruz, maçımıza devam ediyoruz. Peki bütün maçı 90 dakika boyunca aynı güçle götürebiliyor musun? İlk devreye kadar götürebiliyorum. Ben mesela şahsen ikinci devre şişiyorum. Evet. Çoğu arkadaşlar. O zaman? O zaman sahanın gölgeli taraflarında dolaşıyorum. Peki bu sahada top oynamak güç gelmiyor mu size? Yok, hiç güç gelmiyor. Çok iyi bu saha. Başka sahalara rağmen çok iyi. Mesela eski bostanları biliriz. Çimenlik bostanlarımız vardı. Oralara bina diktiler. Evet. Bir de Sümerbank sahası vardı. Evet. Orada da binalar diktiler. Bir tek yani burası kalmadı. Bir tek burası kaldı. İşte burada çalışıp burayı bulan da bayram ediyor herhalde. Evet. Takımlar sıraya giriyor oynamak için. Evet. İyi bir futbolcu olabilmek için, daha doğrusu iyi bir sporcu olabilmek için iyi de beslenmek gerekli. Beslenme durumun nasıl? Beslenme durumum çok iyi. Allah'a şükür. Kuru fasulyeye dayanıyoruz yani. Et, süt. Yok, et, süt onlar ayda yılda bir kere görürsek bayram ediyoruz. Peki başka bir uğraşın var mı? Başka bir uğraşım yok. En beğendiğin futbolcular kimdir Mehmet? En beğendiğim futbolcular Yalçın, Zeki, Teoman, Adem, bir de Kenan. Kim bunlar? Bizim yine aynı takımda oynayan abi. Mahalle maçlarında oynayan. Bizden büyük onlar. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Evet sevgili seyirciler, Samatya Gençlik Spor'la Mehmet'in röportajını dinledik. Şimdi nereden nereye geldik? Hocamla hemen keyifli futbol sohbetime devam ediyorum. Şimdi şöyle, bu videoyu izlediğimde çok güzel mesajlar vardı aslında. Türk insanının samimiyetini dile getiriyordu. 1974 yılından nerelerden nerelere geldik? Nasıl bir gelişim süreci gösterdik? Bunu anlatıyor. Bir de şimdi konumuz Fenerbahçe olunca, hani şimdi 45 dakika dayanabildiğini, ikinci 45 yarıda gölge alanları tercih ettiğini, dayanamadığını söylüyordu işte. Fenerbahçe'nin kondisyon olarak anlamında baktığımız zaman
İlk 45 dakika dirençli bir oyun sergilediğini, sonraki 45 dakika oyunlardan kopmalar, düşmeler olduğunu. Yani böyle bir eşleştirme yapmak istedim. İşte Valbuena örneğini verebiliriz. Hani oyundan çıktı, hani oraya bağlayabiliriz. Siz neler söylersiniz bu videoyu? Şimdi oraya geçmeden önce ben şunu söyleyeyim. Derim ki, tamam Valbuena ile bu Küçük Mehmet'in şartları, fırsatları, imkanları aynı değil. Değil. Valbuena profesyonel bir oyuncu. Evet. Amatör liglerimizde hala aynı manzara devam ediyor. Yıl 2018 olmasına rağmen. Evet. Çünkü amatörlerin gelirleriyle profesyonellerin gelirleri aynı değil. Orada çoğu amatör takım var ki çalışacak sahası yok. Gidiyor işte komşu takımın sahasında çalışıyor. Veya diyor ki gidelim şu park uygundur diyor, ışığı var diyor, orada çalışalım diyor. Evet. Hakikaten o günkü şartlarla bugünkü şartlar arasında aslında pozitif anlamda değişen çok şey yok. Evet. Ama negatif anlamda değişen çok şey var. Evet. Eskiden geniş geniş alanlar vardı, boş alanlar vardı. Oralarda gidip top oynayabiliyordunuz. Mahalle aralarında top oynayabiliyordunuz. Evet. Plajlarda top oynayabiliyordunuz. Şimdi böyle bir şansınız yok. Evet. Niye? Çünkü her taraf gökdelenlerle yükseldi. Evet. Şehir içerisinde futbol oynama imkanı kalmadı. Evet. Amatörler bu manada biraz geçmişe oranla fırsat anlamında evet. bir kayıptalar. Ama bugün de başka şeyler var. Ne var? Futbolun gelirleri daha fazla arttı. Evet, doğru. Ya profesyonel futbolun, yani yetenekli olan oyuncunun ya da doğru planlamalar yapan kulüplerin geleceği daha garantide. Bakın ne acıdır ki bugün Türk futbolunun ya da Türk sporunun ortak sorunu yönetim sorunu. Yönetim zaafı. Evet. Yönetim sanatının iyi olmaması, iyi yapılamıyor doğru. olması. Sıkıntı doğru. bu. Yoksa bu tür ajitasyonları yapacak olursanız 50 tane bulursunuz doğru. çıktığınızda. Ki mizansana da ihtiyaç yok. Ben burada biraz da mizansen gördüm. Evet. Yani biz kuru fasulye yiyoruz, hiç çalışmıyoruz falan filan. Yalan. Kusura bakmasın yani Sayın Küçük Mehmet ve Sayın Uğur Dündar. Değerli dostum, gazetecilik adına bir mizansen yapmış. Yani evet. orada öyle amatör takımlar vardı ki profesyonellerin idmanlarını yapabiliyorlardı. Nerede? Belki kendi sahalarında değil ama evet. geniş alanlarda yapabilme şansına sahiptiler. İmkan açısından baktığınızda kuru fasulye fena bir şey değildir yani. Besleyicidir, güçlendiricidir. Evet. Gazınızı rahatlıkla yani o açıdan şey değil yani. Evet. Yani öyle bağdaştırmak seyircilerimizde bu keyifli futbol evet. sohbetinde böyle bir mizansel bir video. Valbuena konusu farklı. Valbuena'nın evet. şey kapasitesi bu direnç anlamında ve evet. İyi idman aldı, alamadı bu tartışmalar doğrudur. Çünkü nereden baktığınıza bağlı. Doğru. Ama devre arasında ben Ersun Yanal'la çok daha iyi bir idman yapacağına ve ikinci yarıya daha iyi hazırlanacağına evet. inanıyorum. Şimdi maçın sonuna doğru geliyoruz. Bir 3-4 evet. dakikalık bir bölüm Beşiktaş Bayan futbol takımına ayırmak istiyorum hocam. Tamam, İzniniz olursa. Olur. Sevgili seyirciler, bu hafta Ekstra Futbol ailesi Beşiktaş Bayan futbol takımına konuk oldu. Çilekli tesislerinde bizi ağırladılar. Bayanların da birinci lig müsabakaları oynanan bir yerdi. Değerli hocamız Beşiktaş'ın bayan futbol takımının hocası Mutlucan Zavotçu. Mutlucan Zavotçu hocamız bizi ağırladı ve özel röportaj yaptık. Muhabirimiz İlayda Cinkara ile birlikte. Şimdi kısa bir videomuz var. Onu ekranlara getirmek istiyoruz. Ekstra futbol farkıyla. Hocam merhaba. Galibiyetle sonuçlandı maç. Neler hissediyorsunuz? Teşekkür ederiz. Öncelikle ayağınıza sağlık geldiğiniz için, verdiğiniz destekten dolayı. Şu an ligde lideriz. Bugün de Ahmet Sportif Faaliyetler kulübüyle oynadık. 7. maçımızı oynadık TFF Kadınlar 1. Ligi'ndeki. Güzel maç oldu. Umarım iyi bir maç seyrettirmişizdir sizlere de. Hedefleriniz, beklentileriniz neler? Öncelikle kadın futboluna katkı sağlamak, kızlarımızın futbol oynayabildiğini göstermek, onları futbol vasıtasıyla hayata hazırlamak. Çünkü bizim 100'e yakın sporcumuz var 2008 evet. doğumludan A takım seviyesine kadar. Sonrasında da yapabiliyorsak Beşiktaş'ımızı ve Türkiye'mizi Şampiyonlar Ligi'nde bu branşta kadın futboluyla temsil etmek istiyoruz. Bayan futbol severlerin maçlara ilgisi ne düzeyde? Beşiktaş kulübünde de aynı şekilde hani bayan futbol takımına idari olarak, ekonomik olarak katkıları neler, nasıl destekleniyor? Yani şimdi şöyle söyleyeyim, Beşiktaş Jimnastik Kulübü
biliyorsunuz kadınlara verdiği önem çok başkadır, çok farklıdır. Yani ülkemizi Berlin Olimpiyatlarında, 1936 yılında Berlin Olimpiyatlarında ilk temsil eden kadın sporcu da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün sporcusudur. Halet Çambel eskrim dalında. O yüzden ilk şubeleri açan da Beşiktaş Jimnastik Kulübü'dür kadınlar branşında. O yüzden yönetimimizin ve camiamızın bize bakışı çok olumlu. Hocam son olarak buradan kadın futbol severlere, Beşiktaşlı kadın futbol severlere çağrınız, öneriniz var mı? Futbol severlere ve ailelere bir çağrıda bulunayım. Öncelikle kızların futbol oynamaması bizim ülkemizde çok büyük bir ön yargı. Evet. Böyle bir durum söz konusu değil. Yani kadınların futbol oynamamasını gerektirecek hiçbir durum yok. Fizyolojik olarak da psikolojik olarak da kadınlar futbol oynayabilir ve futbolun bilimsel araştırmalarla çocukların, kız çocuklarının özgüven, paylaşım, liderlik özelliklerini artırdığı, geliştirdiği ve yani kişiliklerine, donatımına katkı sağladığı bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış. İlk maçım Beşiktaş'laydı. Bu yüzden bir duygusal bağımız var. Futbolu bıraktım üniversiteye girdiğimde, artık antrenör olarak tecrübe kazanmalıydım. Bu yüzden güzel oldu. Hedeflerim ve hayallerim yolunda. Beşiktaş'ta olmak büyük bir vizyon. Aile gibi olduk diyebilirim. Takımımızda gerçekten çok güzel bir saygı çerçeve içinde. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Her geçen gün biraz daha üstüne katıyoruz. Hedefimiz tabii ki şampiyonluk, sonra Şampiyonlar Ligi. Yani her gün, her maç öncesi ilk maçı düşünüyoruz. Önümüzdeki maçı düşünüyoruz. Şu an 7. haftaya geçtik. Son 2 maçımız kaldı. İnşallah lideriz şu an. Lider bir şekilde ilk yarıyı tamamlayacağız. Evet sevgili seyirciler, stüdyo destekler Bayan Beşiktaş Bayan futbol takımını ve onların sorunlarını, onların mücadelelerini ekrana getirmeye çalıştık. Onların sesi olmaya çalıştık. Bu arada Fenerbahçe Stadyumunda 90+2 oynanırken bir gol geldi Erzurumspor. Şu an skor 2-2. Hocam Bayanlar Ligi ile ilgili, Bayan futbol takımı ile ilgili kısa bir görüş alıp hemen maça dönelim. Çünkü onlar da sizlerden... Beşiktaş lider diyebiliyorum. Evet, liderliğini sürdürüyor. Birincilikteler. Beşiktaş'ın Bayan futbol takımı var. Bu konuda diğer kulüplerin Bayan futbol takımı olmadığını biliyoruz. Bir dönem Dostluk Spor vesaire falan vardı. Ligleri vardı. Bugün de ligleri var. Evet. Ama bugün daha sistemli, daha ileriye dönük bir plan programla çalışıyorlar. Evet. O yönde ilerliyorlar diye ifade edeyim. Evet. Asıl olan şurada Fenerbahçe'ye geldiğinde zaten ikinci yarı başlarken 2-0'ken anlattık zaafları. Evet hocam. Bugün Ersun Yanal'ın o sihirli dokunuşu bir yere kadar. Bir offside pozisyonu ya da bir foul kararı çıkabilir. Şu an Fırat Aydınus var hakemleriyle konuşuyor. Yok. Yok, itirazlar var. Ayev'in itirazları var. Ayev oyundan çıkmıştı biliyorsunuz. Doğru, sevgili seyirciler. Doğru. Evet, şu an yardımcı hakemle konuşuyor. İtirazlar var. Yedek kulübesi Büyükşehir Erzurumspor'dan bir futbolcu sarı kart gördü. Şu anda 90+3 oynanıyor. 4 dakika uzatma göstermişti karşılaşmanın hakemleri. Şu an 90+3 oynanıyor ve durum 2-2. Fenerbahçe Kadıköy'de Büyükşehir Erzurumspor'la 2-2 berabere şu an devam ediyor. Erzurumspor daha dirençli hocam. Hani i̇şte maçın başı, yani biz 2-0 Fenerbahçe öndeyken bunu söylüyoruz. Niye? Diyoruz ki tamam, Fenerbahçe'ye bir sihirler dokundu, bütün futbolcular ekstra bir çaba ortaya koydular. Evet. Ama bu çabanın devamı güç meselesi, kapasite meselesi. Evet. Gelmeyebilir dedik. Nitekim evet, dediğimiz gibi oldu. Evet. Yani Erzurumspor maçın başında o Fenerbahçe'nin önde basan, evet, bütün atlarıyla yüklenen şeyini, atağını kırabilmiş olsaydı şimdi çok daha farklı olurdu sonuç. Evet. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Devam ederiz. Bir derbi maçı vardı hocam. Şimdi seyircilerimiz merakla bekliyorlardır. Beşiktaş-Trabzonspor oynandı. İstanbul'a geldiler. Hatta Trabzonsporlu bazı taraftarların Galatasaray Store'e saldırıları oldu. Kavga oldu ya da atışma oldu, bilmiyoruz nedenini. Ben bugün sosyal medyada ya da diğer basın medyada bir haber göremedim bununla ilgili. Çok detay verici bir açıklama yoktu.
Trabzonspor'un Galatasaray'a saldırmasından önce Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını bir kısa bir değerlendirelim hocam. 2-2, 2-0'lık üstünlükten 2-2'lik bir beraberlik. Beklediğiniz bir sonuç muydu? Açıkçası beklediğim bir sonuç değildi ama son haftaların bana göre tempo olarak, heyecan olarak, coşku olarak, pozisyon olarak en önde sayabileceğim... Futbol zevki bir defa çok iyiydi. Nefes nefese bir mücadeleydi. İzledik. Yani doğru. Bundan dolayı öyle bir maçı seyretmekten büyük keyif aldım. Ve Kadıköy'de, özür dilerim hocam, Kadıköy'de Fırat Aydın'ın son düdüğünü çaldı ve Fenerbahçe Büyükşehir Erzurumspor maçı 2-2'lik skorla beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor'un 1 puanı altın değerinde bence burada. Tabii yani Fenerbahçe için de 1 puan beraberlik diye öngörüyordum. 1 puan Fenerbahçe için de iyidir. Çünkü Ersun Yanal'ın başlangıcı adına 2 puan, 3 puan olsa daha iyi olurdu ama güç belli, takım belli. Evet. Şu anda yapabileceğiniz çok ekstra bir hamle yok. Bir evet. Sihirli dokunuş yapıyorsunuz bir yere kadar. Doğru. Ligin maçın ilk yarısında istediğiniz sonucu alıyorsunuz ama maç 45 dakikadan ibaret değil. Doğru, değil. İkinci yarısında gücünüz düşüyor, direnciniz düşüyor. Bunlar idman mı yaptılar yoksa oturup okey mi oynadılar muhabbetine dönüyor iş. İlerleyen haftalarda göreceğiz hocam. Altın dokunuşları ya da Ersun Yanal dokunuşlarını hissedeceğiz takımda. Beraber yine bu stüdyoda değerlendireceğiz. 2-2'lik evet. Skor demiştiniz. Beklediğiniz bir skor değildi demiştiniz. Beklediğim skor değildi ama yani Trabzonspor'un bir yükselişi vardı. Kesinlikle. Orada işte yönetim farkını, birbirine inanmış ekip farkını görüyorsunuz. Görüyoruz. Ünal Hoca'yı maç kaybettiği haftalarda medya, taraftarlar topa tuttular. Gitmesini istediler. Ahmet Başkan, telefonla bağlanan olmuştu. Aynen, Trabzonlular. Gönder diyenler oldu ama Ahmet Hoca dedi ki Ahmet Ağoğlu arkasındayız. Beraber geldik, beraber gideriz dedi. Bravo. Bu kararlılık Trabzonspor'u son yılların performans olarak en iyi noktasına taşıdı. Şimdi Trabzonspor yıllar sonra İstanbul'a deplasmana geldiğinde geçmişteki o rekabet vardır ya, evet. Ya farklı şehirlerin takımı olmasına rağmen Fenerbahçe ile oynadı, Galatasaray ile oynadı, Beşiktaş ile oynadığında hep derbi gibi değerlendirilirdi. Bu bir derbi maçı diye bakılırdı. Ve buradan Trabzonspor galip gelir kanaate hakim olurdu genelde. O günlere geri döndü. Artık Trabzon maç kaybetmez dedi. Çünkü evet. Fenerbahçe'yi farklı yemişsiniz, Galatasaray'ı farklı yemişsiniz ve Beşiktaş'ı da 2-0'a getirmişsiniz. Niye evet. düştü? Düşmesinin sebebi belli. Yani tecrübeyle tecrübesizlik farkı. Doğru. Farkı yani o beraberliği getiren şey o. Ama iki takım da iyi bir mücadele ortaya koydu. Ben şahsen seyrederken büyük keyif maç aldım. Maç sonlarına gideceğiz. Şimdi iki teknik adamın da görüşlerini biz ekranlara getireceğiz hocam. Onun üstünden de yorumlarımız, değerlendirmelerimiz gelecek. Sizce maçı öne çıkaran pozisyonlar... Son dakikada bir Batuhan'ın pozisyonu vardı biliyorsunuz. Atsa tabii daha farklı olacaktı. Kaçırdı. O fotoğraf işte. Var mı arkadaşlar elimizde? Batuhan'ın pozisyonu var. Ne bileyim penaltı beklenen sonra da maç sonları var. Doğukan'ın attığı golün sayılmaması var. Ofsayt olarak kabul edilmesi var. Ki o pozisyona baktığınızda aslında büyük tartışmaların yapılabileceği bir pozisyon. Hocam şu pozisyon artık maçın sonları. Evet. Ekranda şu an izleyicilerimizle de paylaşıyoruz. Doğukan, yani Batuhan, diyorsun, Batuhan'ın pozisyonu evet. bu. Evet. 4'e 2 yakalamışsınız rakibi. Evet. Sayıcı avantajlısın. Avantajlısınız. Ve dikine gitme şansın var. Ama sen bunu kaçırıyorsun. Evet. O zaman diyorsun ki Batuhan kaç yaşında? Evet. Trabzonspor 4 tane ilk 11'de Trabzon'un altyapısından çıkmış. Kendi özünden futbolcularla yola çıkıyor. Beşiktaş gibi yılların takımına evet. ve tecrübeliler takımına üstünlük sağlıyor. Evet. Beşinci oyuncu olarak da Batuhan giriyor. Değil mi? Evet. Dolayısıyla böyle baktık. Çok linç edildi. Doğru buluyor musunuz? Hani bu yanlış. Batuhan çok linç edildi. Çok genç bir oyuncu daha. Hani... Yanlış olan şey bu yani. Evet. Yani bir çiçeği açmadan soldurmaya çalışıyorsunuz eleştirilerinizde. Halbuki kazanın. Eleştirin ama yol göstererek eleştirin. Ya kardeşim bak bu kadar doğru. avantajlı bir skor elde etmişsin. Doğru. Avantajın var yani önünde. Bunu değerlendir. Şöyle koşsun, şu doğru koşuyu yapsan ya da doğru yere pas atsan yeniden topu alma şansın vardı. Ver kaçlarla gider golü yapardın diyebilirsin. Bu da bir yol. Doğru. Ya kardeşim karşı karşıya kalmışsın sen bunu niye kaçırırsın? Atsan işte Trabzon galip gelecekti demek. Bu aslında 3 puan alamamanın, onu, galip gelememenin yani vermiş olduğu bir psikoloji. Yani onu gelecek maçlarda daha büyük bir baskı altına almak demek. Evet. Ama Batuhan'ın şansı şu. Uğurcan'ın şansı şu. Başlarında onları çok iyi anlayan bir teknik direktör var. Kesinlikle. Ünal Karaman gibi. Başlarında
Futbolcunun ruhundan, şehrin havasından, coşkusundan, heyecanından ve beklentilere karşılık verebilecek kapasitede olan bir Ahmet Ağoğlu gibi kıymetli, değerli bir yönetici var başında. Evet. Evet, maç sonlarına gidiyoruz sevgili seyirciler, hazırsa arkadaşlarım. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş-Trabzonspor maç sonuyla ekranlara getiriyoruz şimdi. Sizlerle baş başa bırakıyoruz. Yani 2-0 geriye düşmek bizim için olumsuzdu ama bütün oyuncular iyi niyetle direncini ortaya koydu, savaştı. Ondan sonra daha fazla pozisyon üreten, goller bulan, çok net gol pozisyonları kaçıran takımdık. Ama buna rağmen yine o savunmada eksik olan tek santrforu kontrolde sıkıntılarımız oldu. Bunlar daha fazla olabilseydi, daha fazla atak sayımız olabilirdi. Çünkü oyun hızlanmıştı. Son dakikada golü attık. Yani daha erken golü bulsaydık o coşkuyla belki üçüncü golü bulabilirdik. Rakip de direncini arttırdı. Zaman geçirme oynaması gayet normal. Çünkü deplasmanda da alınan bir puan onun için bir avantaj. Ama bizim için kayıp olarak 2 puan görüyoruz. Benim anlamadığım, ya dedikodu yapmaya bayılıyoruz ya. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm şu anda. Yıldırım Demirören'de gitsem ne olur, gitmesem ne olur? Yeni tanımıyorum ki, eski bir resmi kim koydu? Sizlerden biri koydu. Ama gittim yani. Yani git, öyle bir resim yok. Gitsem ne olur? Yani gitmeme sebebi de arkadaş ne diyeyim, yok burada olmuyor. İbrahim Seten'le ilgili, daha önce bir yazılarla ilgili. Ben Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Yani sizden birini, sizin gazetenizde geldim, oraya mı transfer oluyorum ben? Öyle şey olur mu yani? Yapmayın ya. Gizli bir şey olur mu? Burada kaç defa konuştuk. Dedi ki ben Beşiktaş'ın içinde görevliyim. Mukavelem devam ediyor. Beni göndermese de ben gitmek, şey, göndermese de gitmem zaten dedim. Öyle bir şeyim yok. Zaten öyle bir yetkim de yok. Pozisyonum da yok. Çalışıyoruz. İşimizi yapıyoruz. Biraz kötü gittim. Oraya getiriyorlar. Buraya getiriyor. Ha milli takımla ilgili adımız geçer. Daha önce geçti zaten. Beraber değil miydik? Ben gittim görüştüm yine. O zaman gittim resmi görüştüm. Olmayacağını da söylemiştik o zaman. 2-0'a geldikten sonra bizim tarzımızdaki takımların normal şartlarda bu maçı bırakmaması gerekiyor. Ama karşınızdaki takım Beşiktaş olursa çok değerli hocamın çalıştırdığı bir takım olursa sizi zorlayabiliyor. Onlar da bizi gerçekten zorladılar. Pes etmediler taraftarlarının desteğiyle. Son dakikada olmuş olsa ben yediğimiz gol adına son derece üzüntülüyüm tabii ki. Ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun yemememiz gerekiyordu. Ama eğer futbolun adaleti diyeceksek, Beşiktaş'ın bu baskısı ve oyunu bırakmama, pes etmeme noktası içerisinde gösterdiği duruş, o puanı hak ettiklerini düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler, Beşiktaş-Trabzonspor maç sonunda iki teknik adamın görüşlerini dinlediniz. Hemen hocama soruyorum. Şenol Güneş hocamızın Yıldırım Demirören'le görüşmesi normal bir şey mi? Arada bir şeyler mi var? Hani ateş olmayan duman çıkar mı? Siz daha iyi bilirsiniz bu işleri. Daha tecrübelisiniz. Neler söylersiniz? Hani Şenol Güneş artık çok mu yoruldu? Gitmek mi istiyor? Ya da farklılıklar mı istiyor? Başka bir şey mi istiyor hocam? Neden görüştü? Pepe Babel Beşiktaş'ta mı? Pepe gitti. Babel duruyor hocam. Pepe ayrıldı. Bugün açıklama oldu basında. Ha gidenler var. Gidenler var. Tamam. Pepe ayrıldı. Şenol Hoca ama Beşiktaş'ın başında değil mi? Evet. Canım Şenol Hoca'nın bir sürü dostları var. Gider dostlarıyla görüşebilir. Bunda ne var? İlle de şeyin altında şey mi aramak gerek? Ama bizim medya meraklı. Niye? Çünkü sermayesi merak. Doğru. Artı mantık. Merakın olacak da bir de mantık kuracaksın. Yani Demirören'le Şenol Güneş görüştüyse iki sebeple görüşmüştür diye düşünüyor. Ben olsam böyle düşünürüm ya. Ya acaba Ufuk'ta bir Beşiktaş kongresi var da bu kongreye Yıldırım Demirören aday mı diye düşünürüm. Adaysa Şenol Hoca ile bunun için mi görüşmek istedi diye düşünürüm. Hoca seninle beraber devam etmek istiyoruz mu diye de düşünebilirim. Ama 2019'da şey... değil mi hocam? Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimleri. Bunu 2019. Düşünürüm ben. Yani gazeteci olarak farklı bir şey yazacaksam derim ki Şenol Hoca milli takıma değil de Yıldırım Demirören Beşiktaş'a dönüyor. Dönecek. Dönüyor. Şenol Dolayısıyla de. Şenol Güneş'e de diyor ki hoca rahat ol biz geleceğiz işi çözeceğiz diyor. Yani ekonomik sebeple Pepe gidiyor. Yani Pepe gitti hocam. Pepe gitti. Ya haftalar öncesinden gitti. Hangi Beşiktaş'ta bundan memnun? Fikret Orman'ın kendisi dahi memnun değildir. Ama mecbur. Kulübün ekonomisi bazı tercihleri, bazı tasarrufları yapmak mecburiyetinde bırakıyor sizi. Yani Şenol Hoca'nın geçen seneki heyecanını görüyor musunuz? Mutluluğunu görüyor Yok, musunuz? Yok kesinlikle. Yani o tribünlere gözle görülebilir bir şekilde bütünleşmesini görüyor musunuz?
Görmüyorsunuz. Niye? Çünkü sıkıntılar var takımın içerisinde. Evet. Şu bugünkü takım Şenol Hoca'nın istediği takım mı? Kesinlikle değil. Yok. Şenol Hoca Şampiyonlar Ligi'nde geçen seneki gibi ses getiren, iz bırakan bir hoca olmak istemez miydi? İsterdi. Niye istemiş hocam? Ama sen elindeki golcünü sattın. Yerine koyamadın. Cenk Tosun'u yerini dolduracak birini bulamadın. Abu Bakar'ı tutamadın elinde. Gomez'i tutamadın elinde. Talisca'yı tutamadın. Yani Talisca gibi bir oyun kurucunu tutamadın. Laiç'i getirdin. Tamam, bir maç şahane oynadı. Dedin ki tamam, 10 numarası nihayet kendine geldi. Ama işte süreklilik, süreklilik, süreklilik lazım. Çok önemli. Süreklilik yoksa çok önemli. Sizin başarı diye hedeflediğiniz hayalin de gerçekleşmesi zor. Evet. Sıkıntı bu. Ha, şey zaten Şenol Hoca açık yüreklilikle söylüyor. Diyor ki evet, İbrahim Seten'den dolayı bir şey vardı, konu vardı. Çünkü İbrahim Seten Şenol Hoca ile ilgili evet. bazı şeyler dile getirmişti geçmişte. Bundan dolayı gittim görüştüm. Çünkü Vatan Gazetesi'nin müdürüydü. Doğru. Vatan Gazetesi'nin sahibi de bugün Yıldırım Demirören. Bunun altından bir şey aramamamız. Vatan Gazetesi yazılı yayında var mı? Yok. Yok. Bu ziyaret ne o zaman? Sebebi ne? Orada anlamakta zorluk çekiyorum. Bence yani beni inandıracak bir açıklama yapmalı Şenol Hoca. İnanmadınız mı hocam? İnanmadım abi. O tarafına inanmadım bak. İçinde iki tarafını da söylüyorum. Bir tarafında diyorum ki tamam, bu ziyaretler olabilir. Siz nasıl bakıyorsunuz olaya? Nasıl bir görüşünüz var bu konuyla alakalı? Ya şunun için gitmiştir. Ne dersiniz? Yani futbol adamlarının birbiriyle görüşmesi diye düşünüyorum. Yani başka türlü olmaz diye düşünüyorum. Evet. Şenol Güneş Beşiktaş'ın başındayken eğer Sayın Lucescu gelip Fikret Orman'la görüşebiliyorsa, yani Beşiktaş kulübünde bu görüşmeyi yapabiliyorsa, evet. Şenol Güneş'in de gidip Şenol Yıldırım Demirören'le yerinde görüşmesinde bir mahsur yok. Yani bundan alınıp gücenmenin manası yok. Evet. Onu demek istiyorum. Yani artık bu tür şeyleri aşalım. Evet, toplu sonuçlara gidelim. Arkadaşlar hazırlayalım. Telefon numaramızı da hatırlatalım. Stüdyoya bağlanmak isteyen seyircilerimiz olursa, hangi kulüpten olursa olsun, bizimle toplu sonuçları şimdi ekrana getiriyoruz. Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada açılış karşılaşması Göztepe Spor, Bursa Spor arasındaydı ve 0-0'lık berabere kaldılar iki takım. Çaykur Rizespor 1, Alanya Spor 1, Sivas Spor 4, Ankara Gücü 0. Hocam Sivas Spor'un çıkışı için de ufak bir şeyler söyleyebilirsiniz. Ufak değil, çok şey söylenmesi lazım. Yani ama Ankara bravo. Gücü'nde de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Onunla da ilgili bir görüşünüzü almak isterim. Çünkü Ankara Gücü'nü Ankara Gücü yapan kulüpte galiba orada tesislerde bazı açıklamalar oldu. Yatan. Hem İsmail Hoca'nın açıklaması var hem de kulübün açıklaması evet. var. Konya Spor 3, Kasımpaşa 2. Kasımpaşa hocam 3 haftadır Mustafa Deniz yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalamıştı ama kaybetmeye devam ediyor. Medipol Başakşehir, Galatasaray karşılaşması vardı. 1-1'lik bir skorla beraberlikle birer puanın sahibi oldular. Yeni Malatya Spor'un inanılmaz çıkışı devam ediyor. Erol Bulut yönetiminde Malatya Spor 2-0'la Antalya Spor'u geçti sevgili seyirciler. Kayseri Spor, Hikmet Karaman'dan sonra yine galip geldi. Evet, ikinci galibiyet. Ve düşme hattından biraz da olsa uzaklaştılar ve Aksaray'ı kendi evlerinde 1-0 yendiler. Ve Beşiktaş derbi maçta Trabzonspor'la kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Ve bugün oynanan Fenerbahçe, Büyükşehir Erzurumspor kendi evinde 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe Ersun Yanal'ın gelmesiyle birlikte. Hemen kısaca İsmail Kartal'la ilgili görüşlerinizi alayım. Ankara Gücü'yle görüşlerinizi alayım. Çünkü İsmail Kartal Hoca inanın birincilikten Ankara Gücü'nü Süper Lig'i hak ettiği yere getirdiğini düşünüyorum. Çok emek verdiğini düşünüyorum. Tesislerde kaldığını düşünüyorum. Parasını alamamış olabilir. Maddi imkansızlıklarla ulaşmış olabilir ama İsmail Kartal'ı çığırından çıkaran son nokta ne oldu hocam? Hani yollar var, ayrıldı. Dil var insanı vezir eder, dil var insanı rezil eder. Bir İsmail Kartal VTR'miz var. Peki, onu da ekranlara getirelim. Sevgili seyirciler, İsmail Kartal VTR'sini ekranlara getiriyoruz. Biz oyuncularımla 6 aydır kimse burada bir kuruş para almıyor. Geçen seneden bugüne kadar futbolcularımın alacakları var. Bugün mağlup olduk. Ama son 1,5-2 aydır artık takımı ben motive edemeyecek duruma geldim. Bu şartlar altında ben ve ekibim şu an 20 puandayız.
Elimizden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum şu ana kadar. Kendi adıma Ankara Gücü'nün başarısı için, geleceği için yapılması gerekecek bir şey varsa kendi adıma ben bunu yapmaya hazırım. Bunu herkes bilsin. Bütün Ankara Gücü taraftarları bilsin. Ama başkanım ve yönetim de bu saatten sonra artık bir şey yapması lazım. Artık yürümüyor, gemi yürümüyor. Herkese iyi akşamlar. Hocam çok derin bir açıklamaydı. Hani gemi yürümüyor derin demek. Değil. Hani yani ultimatum derler ya. Nota vermiş yani filan İsmail Hoca. Şimdi evet. Beşiktaş sıkıntı yaşamıyor mu? Galatasaray sıkıntı yaşamıyor mu? Evet. Aynı soruyu medya Şenol Güneş'e de soruyor. İşte evet. sıkıntılar şunlar bunlar var. Ne diyorsunuz hocam diyor. Yönetim bilir diyor. Bu ne açıklamalardan diyor? Sonra zaten görevine son yönetim verildi bilir. Ama. Yönetim bilir. Bunu bana sormayın. Yönetime sorun. Evet. İsmail Hoca da aynısını söyleyebilirdi. Ama 6 ayda biz bunu alamıyoruz. Artık deniz bitti. Gemi karaya vurdu diyor. Gerçek bu diyor. Evet. İşte diğer tarafta söylediklerinde haklı. Biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ve hatta fedakarlık yapmaya da devam edeceğim. Fenerbahçe'yi de yendiler biliyorsunuz. Yani siz onu diyorsanız, başkanla evet. şu kadar görüştüm, yönetimle bu kadar görüştüm, çare alamadım diyorsanız, evet. bunu medyaya çıkıp açıklamak yerine, çünkü siz teknik adamsınız. Evet. Yarın gideceğiniz kulüplerde de benzer sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Evet. O kulüplerin yöneticileri sizinle ilgili bir karar vereceklerinde ya geçmişte Ankara Gücü'nde böyle bir çıkışı olmuştu. Bundan sonrasında böyle bir adamla çalışmanın manası yok. Bizi de zorda bırakabilir diye düşünebilirler. Elbette hak arayacaksınız. Ama hak evet. aramanın bir yolu ve yordamı vardır. Bu kamuoyuna yönetiminizi şikayet etmekle mümkün olmaz. Haklıyken haksız duruma düşmek. Aynen değilmiş. Öyle. İşte uslup dedik ya, dil dedik ya. Aynen. Dil var insanı vezir eder dedik. Doğru. Siz bunu şu şekilde de söyleyebilirdiniz. Yönetimimizde bir ekonomik çıkmazın içerisindeyiz. Evet. Yönetimimizde biz bunları konuştuk. Fakat çözüm üretilemedi. Evet. Dolayısıyla artık ben de kendi kariyerimi ve geleceğimi düşünmek zorundayım. Evet. Takımdaki oyuncularım için de aynı şey geçerli. Haliyle biz yola bu şekilde devam etmeliyiz diye evet. farklı bir şekilde yola devam etmeliyiz diyebilirler. Evet, İsmail Kartal'ın görevine bu açıklamalardan sonra Ankara Gücü yönetimi son verdi ama şunu söylemek gerekirse Ankara bir Gücü açıklama için yaptı. Onlar da bir açıklama yaptılar. Ankara Gücü için çok şeyini verdiğini düşünüyorum ben. Hocanın bazen sistemkar konuşmaları, bazen artık duygu patlamaları. Bu duygu patlaması olabilir. Aynen. Duygu patlamasının ötesinde artık sizinle ben bir araya gelemem. Çünkü bir teknik direktörün ya. Çocuğu gibi değil midir hocam? Hani takımı, elbette yani. Oyuncuları. İsmail Kartal'ın yerinde birinci olmak. Birinci ligden beri büyük bir mücadele var. Alt evet. liglerden bir üst lige çıkmak için. Ki neler yaşanıyor, neler, ne badereler atlatılıyor, ne mücadeleler veriliyor hocam. Hı-hı. Duygu patlaması yaşamış hocam. Evet, açıklaması çok da büyük bir açıklama değil bence. Hani çok gurur kırıcı ya da zedeleyici, çok kulübe aynen. zarar verici, çok da büyük aynen. çok da büyük olduğunu düşünmüyorum. Şimdi hocam. Ben affedersin. Çıkar dersem ki ya Yunus burada moderatörlüğü yapamıyor. Ya da sen dersen ki ya Hasan hocam burada yorumculuğu yapamıyorsun. Ama direkt söylemek İnsan, var. Hayır. Direkt, bunu kamuoyunun önünde söylenirse o zaman ne olur biliyor musun? O zaman o insanlar der ki bir dakika benim işimle, kararlarımla oyna ama. Ya şuraya bağlamak istiyorum. Kamuoyuna işte. Bunu yani bunu derler. Görevine son ve verdirici bir sonuç doğurmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayır, İsmail Kartal bu açıklamadan sonra bir arada olamazsınız. Bir arada olursanız sizin orada yönetim olarak durmamanız lazım. Ne diyor? Yönetim gereğini yapsın artık diyor. Gereğini yapsın artık. Yani bir dakika sen mi yönetiyorsun kulübü yoksa bunlar mı yönetiyor? Bu gereği derken kastettiğin bizim işimize son versinler mi? Belki bir kulüple anlaştın. Fenerbahçe ikinci antrenör olacak diyenler var. Yapar mı böyle bir şey sizce? Ya hayır ya, olmaz da. Ha burada çok ironi yaptık sizle birlikte. Yani evet. futbolcuların oynamaması ya bilinçli mi oynamıyor falan diye söylemiştim ya, profesyonel anlamda bu çok küçük bir düşünce kalır diye siz cevap vermiştiniz. Aynen mesela. Onu söyledim. Bilinçli oynamıyor olacaklarını da zannetmiyorum. Yani, çünkü kulüp para kazanınca. İsmail Kartal bunu yapar mı? İsmail Kartal'ın şu mertçe bir çıkış. Ama İsmail Kartal'ın konumuna gelmiş. Sporun diplomasi dilini bilen birinin bu şekilde açıklama yapması bence yanlış. İplerin koptuğu
bir açıklamadır bu. İpleri kopartan, evet, köprüleri atan bir açıklamadır bu. Evet hocam, konu şeyden geldi. Beşiktaş Trabzonspor'dan geldi. Konuyu açarken, size sorularımı yöneltirken şunu da söylemiştim. Trabzonspor taraftarı Taksim'de bir Galatasaray story'e biz ufak bir saldırısı olmuştu. Hani bir saldırı vardı. Saldırı demeyelim de yani bir yanlış bir orada mağazaya karşı bir taşkınlıklar oldu diyelim. Oldu diyelim. Evet. Şimdi bir VTR'miz var. Ona ekrana getirelim. Sevgili seyirciler, Mustafa C. Evet. Trabzonlu taraftarların Store'de Taksim'de evet, Galatasaray Store'ye yapmış, evet, olduğu taşkınlıkları şimdi ekrana getireceğiz. Bunun arkasına da Mustafa Cengiz Başkan'ın açıklamalarını ekrana getireceğiz. Zare zare zare, işte meydane, delikanlı Trabzon, neredesin hale, neredesin hale? Ben klasik söylemleri sevmiyorum. Yani camia, bu yapılan hareket efendim Trabzonspor camiasına mal edilemez. Bunlar bir iki çapulcudur sözcüklerini yeterli bulmuyorum. Bu Patagonya taraftarı değil. Üzerlerinde bir forma var. Ben sözü ve topu saygı duyduğum Trabzonspor camiasına bırakıyorum. Trabzonspor camiası ve yönetimi buna nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki gösterecek? Ben bunu merak ediyorum. Camiamız da bunu merak ediyor. Trabzonspor buna ne diyor? Önemli olan o. İki, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda, gerek coğrafik sıkıntılarımızda, bu tip olaylardan Galatasaray'ı tahrik ederek, ki bugüne kadar Galatasaray, kimseye taş atmak istemiyorum ama şunu da ifade etmek zorundayım. Galatasaray hiçbir zaman ne sahaya girip futbolcu kovaladı, ne tribünleri yaktı, ne sokaklara taştı. Hiçbir zaman taşmadı. Biz bununla övünüyoruz. Eğer bir takım mihraklar, Türkiye'nin huzurunu istemeyen mihraklar, Türkiye'nin en büyük sosyal paydaşı, payı olan Galatasaray'ı sokağa dökmek istiyorsa bunu yapmasınlar. Evet, olaylar yaşandı, taşkınlıklar yaşandı. İstemeyeceğimiz görüntüler bunlar. Futbola, spora zarar veren şeyler. Trabzon cephesinden açıklama gelmiş hocam. Hemen onu da söyleyeyim, sizlerle paylaşayım. Sevgili spor severlerimizde. Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu açıklamayı yapmış. Bununla ilgili üzüntü duyduklarını, Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Store'a yönelik olayı büyük üzüntüyle karşıladıklarını hemen yayınlamışlar, demeç vermişler, açıklama yapmışlar. Tabii birkaç Trabzonspor taraftarının o anki taşkınlığı diye geçiştirebiliriz bunu. Siz neler, kısaca neler söylersiniz? Gönül arzu eder ki futbol müsabakaları futbolun sahada oynansın ve orada bitsin. Ama böyle taşkınlıklar da oluyor. Dışarıya taşıyor. Şimdi soruyorum size, Trabzonspor Galatasaray'la mı oynadı? Hayır, tabii ki. Niye o zaman Galatasaray'a hedef alınır? Sayın Mustafa Cengiz Başkan burada çok ince bir uyarıda bulunuyor. Diyor ki maksat başka. Maksat başka diyor. Bu diyor bunlar. Galatasaray taraftarını sokağa çekmek istiyorlar. Sokağa dökmek istiyorlar. Sağduyulu olun diyor. Ama Galatasaray taraftarı da tabii hani başkanız Patagonya taraftarı. Şimdi buradaki ifade arkadaşlar tekrar verebilirse bir kere daha dinleyelim derim. Buradaki ifade çok önemli. Verebilir miyiz? Eğer Galatasaray Başkanı böyle bir kaygıyı yaşıyorsa belli ki duyumları da vardır. Ben bir spor gazetecisi olarak o duyumların açıklamasını isterim Sayın Başkan. Evet, ekrana getirelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi Mustafa Cengiz Başkan. Geliyor hocam ekrana. Bekliyoruz peki. O uyarısı bence önemli. Verelim. Evet, yani Mustafa Cengiz Başkan'ın orada çok önemli bir açıklaması oldu. Sağduyu'ya davet etti. Trabzonspor cephesinden de hemen cevap geldi genel sekreter Ömer Sağıroğlu açıklamayı yaparak. Ve iki kulübün dışındaki bir gelişme bu. Kesinlikle. Yani o taraftarların içerisinde sizin söylediğiniz gibi duygu patlaması yaşayanlar olabilir. Olabilir. Ama onları duygularından istifade etmek isteyen, işi farklı mecralara çekmek isteyen kötü niyetliler de olabilir.
Kesinlikle. Burası iyi araştırılmalı. Çünkü başkan o noktaya dikkat çekiyor. Evet, doğru. Diyor ki bu diyor birkaç çapulcu gibi bir ifade kullandı yanılmıyorsam diye açıkla geçiştirilebilecek bir olay değil diyor. Yani bizim üzerimize oynanıyor demeye getiriyor. Eğer öyleyse bir kere daha dinlediğimizde daha net anlayacağız. Öyleyse Galatasaray'la oynayan kim? Neyi ima etmek istiyor başkan? Yani bunu daha açık bir dille söylerse daha doğru olur diye düşünüyorum. Tamam, girelim arkadaşlar. Ekranlara getirelim sevgili seyirciler. Trabzonsporlu bazı taraftarların taşkınlıklarını ekrana tekrar getiriyoruz. Ben klasik söylemleri sevmiyorum. Yani camia, bu yapılan hareket efendim Trabzonspor camiasına mal edilemez. Bunlar bir iki çapulcudur sözcüklerini yeterli bulmuyorum. Bu Patagonya taraftarı değil. Üzerlerine bir forma var. Ben sözü ve topu saygı duyduğum Trabzonspor camiasına bırakıyorum. Trabzonspor camiası ve yönetimi buna nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki gösterecek? Ben bunu merak ediyorum. Camiamız da bunu merak ediyor. Trabzonspor buna ne diyor? Önemli olan o. İki, Türkiye'nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda gerek coğrafik sıkıntılarımızda bu tip olaylardan Galatasaray'ı tahrik ederek ki bugüne kadar Galatasaray kimseye taş atmak istemiyorum ama şunu da ifade etmek zorundayım. Galatasaray hiçbir zaman ne sahaya girip futbolcu kovaladı, ne tribünleri yaktı, ne sokaklara taştı. Hiçbir zaman taşmadı. Biz bununla övünüyoruz. Eğer bir takım mihraklar, Türkiye'nin huzurunu istemeyen mihraklar, Türkiye'nin en büyük sosyal paydaşı, payı olan Galatasaray'ı sokağa dökmek istiyorsa bunu yapmasınlar. Evet, burada önemli bir mesaj verdi başkan. Bir takım mihraklar Galatasaray'ı. Evet. Bir de ülkenin içerisinde bulunduğu coğrafyadaki sıkıntıları dile getirdi. Doğru. Aman diyor, dikkat edelim. Sağduyulu olalım. Bizi provoke etmek isteyenler, evet, var diyor. Bugüne kadar yapmadık, bundan sonra da yapmak istemiyoruz. Yani biz, hayır, oradaki şey bir çağrı. Bu önemli bir çağrı. Dikkate alınması gereken bir çağrı. Evet. Çünkü spor barış, dostluk ve kardeşliktir. Doğru. Ben inanıyorum ki hiçbir Trabzonsporlu böyle bir davranışın içinde olmaz. Yani başkanın, evet, kastettiği davranışın içerisinde olmaz. Evet. Kaldı ki dedik işte ya, Beşiktaş'ta oynadın sen. Galatasaray'la niye böyle hedef alırsın? Doğru. Niye Galatasaray'ın o mağazasını basma ihtiyacı hissedersin? Oradakiler de senin gibi, benim gibi çalışan birer işçi. Evet. Doğru. Yani ne elde edeceksin? Vurdun, kırdın, orayı yağmaladın, ne elde edeceksin? Doğru. Hiçbir şey değil. Ama perde arkasındaki hadise başka diyor başkan. Onun için ben Mustafa Cengiz Başkan'ın bazı söylemlerini hiç onaylamam da bu söylemlerinin arkasından ilgililerinin gitmesini beklerim. Niye? Çünkü başkan bir şeyler biliyor, dilinin altında bakla fakat çıkaramıyor. Bunu net açıklarsa tedbiri de o kadar kolay olur. Ya yoksa bu serzeniş de Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine ve Sayın Fatih Terim'e vermiş olduğu cezalardan duyduğu kaygıyı dile getirmek değildir bu. Evet hocam. O şekilde yorumlayanlar da olabilir. Onun için söylüyorum. Doğru. Yani. Çok önemli bir mesaj verdi bizce de. Evet. Karşı taraftan da Trabzonspor'dan da açıklaması oraya geldi. Sayın Ömer Sarıoğlu'nun açıklaması da, evet, gayet sorumluluğunu bilen. Bilen. Yönetici ağırlığını taşıyan. Evet. Ve futbolun erdemine, dostluğuna, kardeşliği duygusunun pekişmesine yönelik bir açıklama. Üzüntü duyuyoruz diyor. Yani o da bu işleri yapanların, evet, bordo mavili bayraklar, formalarla, evet, insanlar o tür bir gösterinin içerisinde, o tür, evet, bir siz saldırı diyorsunuz tırnak içerisinde de ben diyorum ki taşkınlığı yapmış olabilir ama bunların gerçekte Trabzonsporlu olup olmadıkları da şüpheli. Şüpheli. Diye düşünüyorum. Doğru. Hocam şöyle devam edelim. Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaş'ı konuştuk. Trabzonspor'u konuştuk. Lideri konuşalım. Galatasaray'la olan maçı vardı. Galatasaray'ı konuşalım biraz da. Zaten artık vaktimiz de daralıyor. Başakşehir Galatasaray'la konuşalım. İstanbul derbisi diyorum ben. İstanbul. Doğru, derbi. İstanbul'da bir derbi. Kabul liderin yani. Bu bir İstanbul derbisi ve bu liderinle takipçisinin mücadelesi. Mücadelesiydi, evet, ama Galatasaray istediği puanı alamadı. Galibiyeti elde edemedi. Liderliğe ya da lider olan takıma yaklaşamadı. 2 puan da olsa
bir puanla yetinmeyi bildi. Galatasaray yine oyun yapısıyla, oyuncusuyla çok tat vermedi, çok lezzet vermedi. Başakşehir karşısında dönem dönem kontratak futbolu oynadığı, sergilediğini, topu tamamen topun önünde olan tarafın Galatasaray olduğu, topun arka tarafında olan, topu koşturan tarafın Başakşehir olduğunu söylüyorum. Ve istatistiklerde beni bu yönde destekliyorlar. Başakşehir tamamen galibiyete odaklıydı ama bir türlü son vuruşlarda etkili olamadı. Başakşehir Galatasaray karşılaşması için siz neler söylersiniz? Bir puan yeterli oldu mu iki taraf için de? Hakkı bu muydu maçın yani? Bir birlik bir skor muydu? Yani galibiyete yakın olan taraf gerçek varsa. Başakşehir'di. Hak eden onlardı. Evet. Ama siz galibiyeti getirecek golleri üretemezseniz bu sonuca da razı olursunuz. Tamam. Eğer Başakşehir kazanmış olsaydı liderle takipçiler arasındaki fark daha da açılmış olacaktı. Çok artacaktı. Galatasaray'ın belki şampiyonluk hesapları başka bir hesaba dönüşecekti. Evet. Bir birlik sonuç aslında ligin zirvesindeki yarışta o büyük heyecanı, büyük mücadeleyi de gölgelememiş oldu. Öyle de bir güzelliği vardır. Hala yarışın içerisinde Galatasaray. Doğru. Belki devre arası var ufukta. Devre arasında Galatasaray 2 tane, 3 tane yeni transferle konumunu farklılaştırabilir. Puan durumlarını getirelim hocam yorumlarken. Puan durumunu da ekranına verelim. Yavaş yavaş da kapanışa doğru gidiyoruz zaten. Evet hocam. Güçlendirebilir. Şu anda Maicon bildiğim kadarıyla gitti. Brezilya'ya dönüyor diye biliyorum. Mariano gidiyor Mariano hocam. Gitti diye Mariano biliyorum. Gidiyor. Maicon'la evet iyi bir teklif gelirse evet, onu da listeye yazıldı satış listesinde. Evet, birkaç futbolcuyu bu şekilde satarak elini boşaltıp kadrosunda evet. yer açıp yeni transferlerle ligin ikinci yarısına daha başka, daha iddialı girmek isteyen bir Galatasaray gerçeğiyle karşılaşacağız. Şu anda Fatih Durum'un konumu belli lig için. Cezaları henüz bitmedi. Dolayısıyla galiba puan cetveli geldi. Siz evet hocam hemen puan cetvelinde ekrana getireyim. Spor Toto Süper Lig 16. hafta tamamlandı. Medipol Başakşehir liderliğini sürdürüyor. 34 puanı var. Yeni Malatya Spor en yakın takipçisi 28 puanı var. 26 puana sahip yaklaşık 2, 4, 5 takım var. Bunlar sırasıyla Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor. 8. sırada Konyaspor'u görüyoruz. Aykut Kocaman'la birlikte bir çıkış yakaladılar. Konyaspor 24 puanı var ve Sivasspor'un çıkışıyla beraber 9. sıraya kadar geldiler. Sivassporlu ve Sivasspor 24 puanı var. Devam edelim. Evet 10. sırada Bursaspor'u görüyoruz. 20 puan. 11. sırada Ankaragücü 20 puan. 12. sırada Göztepe'yi görüyoruz. 19 puanı var. 13. sırada Kayserispor 18. 14. sırada Alanyaspor 17 puanı var. 15. sırada Akhisarspor 16 puanı var. Birer puan yazacağız. Güncelleyemedik. Erzurumspor'un 15 puanı var. 17. sırada Fenerbahçe 15 puanı var. Ve son sırada Çaykur Rizespor'u görüyoruz. 12 puanı var. Hocam Ersun Yanal'la beraber 1 puan aldı. Şu an Fenerbahçe ilk maçta 1 puanını aldı. Bakalım ilerleyen haftalarda neler getirecek. Başakşehir bence farkı korudu. Başakşehir'in bu kadro yapısıyla şampiyon olması olası mı? Muhtemel mi? Ne görüyorsunuz? Puan farkı zaten bir kredi oluşturdu. Ama geçtiğimiz yıllar da Başakşehir hep böyleydi. İkinci yarıdan sonra kopmalar yaşadı. Arayı daha da açtı. Yani geçen sezonki gibi 2 puanlık bir fark yok. Daha farklı bir ortam var. Ve daha tecrübeli bir takım var. Ve şampiyonluğa yavaş yavaş ısınmış, artık bunu telaffuz eden biz şampiyon olacağız İnanmış. Diye iddialı bir takım var. İnanmış bir kadro var. Hocası da, futbolcular da aynı durumda. Evet. O açıdan ben daha sezon başındaki değerlendirmelerimde şampiyon adayımın Başakşehir olduğunu söylemiştim. Evet. Kasımpaşa ile ilgili gelişmeyi sürecinde de Mustafa Hoca Kasımpaşa'yı o hedeflere yaklaştırsın diye getirildi ama bu sezonda olacak bir şey değil. Çünkü tek başına hocayla olan bir şey değil. Doğru. Yani masanın 4 tane ayağı var. Doğru. Ayaklardan birisi eksik kalırsa masayı dengede tutamazsınız. Dolayısıyla doğru. Taraftar, medya, yönetim, oyuncu kadrosu bunların hepsinin hazır olması lazım şampiyonluk için. Doğru. Eğer hazır değilse o hayal olur. Yani sonra da hayal kırıklığı yaşarsınız. Hayalleri kurmak güzeldir de gerçekleştiremezsen hayal kırıklığına dönüşür. Doğru. Şimdi Başakşehir yıllardır kurduğu hayalin peşinde gidiyor artık bu sene. Evet mutlu sona ulaşmak üzere. Ben inanıyorum yani şu anda ne Galatasaray'ın Başakşehir'i yolundan caydıracak gücü var. Ki evet. Dünkü maçta onu gösterdi. Ne de Beşiktaş'ın. Burada 6 tane takımın o yarışın içerisine ligi ikinci bitirmek için bir gayreti var. Evet. O lige ayrı bir hava katıyor. Ligin belki kalitesini yükseltiyor. Evet. Ama bir gerçek var ki o 6 takımdan 4'ü 5'i ligi evet. ikinci bitirmiş olsa onlardan hangisi bitirirse bitirsin
Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli takımlar gibi temsil edemezler. Son sorumu soruyorum. Hemen toparlayalım. Tamam, peki. Takviye gerekiyor mu Başakşehir'e? Ara transfer yapar mı? İki tane bölgeye transfer gerekebilir ama o bölgelerde zaten Abdullah Hoca ile geçmişte konuştuğumuz için biliyorum. Arayışları vardır diye düşünüyorum ama bekleyelim yani. Şu anda arı kovanın içerisine bal yapan arı kovanın içerisine elini sokmanın anlamı yok. Devre arasında zaten onlar yapılır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine inşallah sizle birlikte burada bu stüdyoda yorumlarımızı, değerlendirmelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Ekstra Futbol'un bu haftada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımın adına hepinize iyi akşamlar, iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın.